meme protezi herkese uygulanabilir. Diyelim ki tekrar göğsünde böyle bir kanserle karşılaştı, tekrar ameliyat oldu. İkinci bir aşamadan sonra tekrar protez takılması mümkün müdür kişiye? İkinci, üçüncü, dördüncü hani böyle bir sıkıntı yok. Şimdi meme protezini konulmasını engelleyen en büyük etken meme protezini saracak dokuların kalitesi. Hani o meme protezini bizim orada tutabilmemiz için etrafında sağlıklı, onu destekleyebilecek bir doku olması lazım. Ha, bizim en büyük kriterimiz bu. Hani radyoterapi almış hastalarda bunu tercih etmememizin sebebi radyoterapinin dokulara verdiği hasar. Ya da birinci ameliyattan sonra orada kalan dokuların yetersiz olması bizi o dokuların protezi koruyamayacağı yönünde bir endişeye sevk ediyor. Bu nedenle bu durumlarda protezi tek başına kullanmaktan korkuyoruz. İkinci ameliyatta eğer orada kalan dokular yeterliyse protez kullanılıyor. Ama tabii ki genellikle ikinci ameliyatta ya da işte böyle bir enfeksiyon sonrasında sıkıntı yaşanmış ya da bir radyoterapi almış bölgede protezi tek başına kullanmak çoğunlukla problemlere sebep oluyor. Biz bu durumlarda protezi gene de kullanıyoruz. Ama ne yapıyoruz? Protezin üstünü hastanın sırtından getirdiğimiz ya da başka bir yerinden getirdiğimiz, en çok sırtından getirdiğimiz bir kas dokusuyla ve bir deri dokusuyla tamamen sarıyoruz. Bu durumda bir problem yaşama olasılığımız çok azalıyor. Problem yaşamıyoruz diyebiliriz ve rahatlıkla kullanıyoruz. Yüreğime bak yüreğim. Hiçbir zaman eksilmez.